gece 2'den geldim. Bir tansiyonu ölçtü. 3 saat araya geçti. Yani böyle bir hastalık, böyle bir hasta olur mu? Yani böyle bir devlet olur mu? Kendi paramından rezil olur. Tabii olan randevu sistemi gerçekten sıkıntılıdır. Şu anda hastanı arıyorsun, randevu alıyorsun. Diyor bir ay sonra veya da 2 ay sonra veya 3 ay sonra veriyor. Hele diş sağlığı zaten diş arıyorsun. Arıyorsun ya dişim ağrıyor, bir randevu alacağım. Adam diyor bir ay sonra veya da en erken bir ay veriyor veya da 2 ay veriyor. Bu 2 ay kadar o diş arasıyla mı devam edecek? Veya bir insan hastaysa randevu alacak hastanede. Yok bir ay sonra randevu verir veya 20 gün sonra, yani peki o hal, ne olacak o durumda? O hastadır adam, nereye gidecek, ne yapacak? Bazen randevu sistemi düşmediği zamanlar bile oluyor. Yani öyle bir şey var mı? Telefon bile düşmüyor diyor. Doğrudur, telefon bazen düşmüyor. Arıyorsun arıyorsun bir türlü düşüremiyorsun. Ve de arıyorsun ola doktor yoktur. Arıyorsun ola şu anda randevu veremiyoruz. 10 gün sonra, en erken 10 gün veya da bir aydır. Yani bir ay kadar bir insan hastaysa hasta olmaz. Peki randevusuz hastaya bakıyorlar mı? Abi gidiyorsun diyor randevu al öyle gel. Randevusuz olmuyor. Evet. Kaç defa hastaneye gitmişim, randevu alacağım diyor, randevu burada olmaz. Diyor randevu al öyle gel, muayene olacaksın. Diyor hastayım, muayene olmak istiyorum diyor, olamaz. Git randevu al öyle gel. Ne yapılması lazım, ne istiyorsunuz? Abi bu randevu sistemi bir kere bu şekilse yanlıştır. Yani bir insan dişi ağrıyorsa, diş sağlığı ağrıyorsa o gün muhakkak gitmesi gerekiyor. Ya dişim ağrıyor, bir ay sonra mı gideceğim hastaneye mi, diş hastanesine mi gitmem gerekiyor? Bir ay o zaman öleyim gideyim. Veya da 4 hastaneye gideyim, randevu almak istiyorum, o gün hastaneye gitmem gerekiyor. Yok bir ay sonra gel. Bu çözüm müdür? Çözüm değil. Bir insan hastaysa, arıyorsa randevu aynı günde alması gerekiyor. Veya da hastaysa oraya gidiyorsa hemen sıra alıp muayene olması gerekiyor. Hani böyle olması gerekiyor ama olası böyle bir şey sistem yok. Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda 5-10 yıl önce ve şu ana değişik bir şey görmüyorum. Hani araştırma mı, devlet hastanesi mi, normal hastane aynı, değişen bir şey yok. Mesela normal bir araştırma hastanesi olduğu zaman bir sürü profesör olması gerekiyor, doçentler olması gerekiyor, tüm kadro olması gerekiyor. Maalesef gidiyorsun bazı uzmanlar yok, sözde araştırma hastanesidir. Ama isim değişikliği yapılmış, yukarıda lahve değişmiş, yukarıda lahvesi, devlet hastanesi, araştırma hastanesi yapmışlar. Ama aşağıda öyle bir şey yok. Tabela var. Tabela var, başka bir şey yok. Bir radyo almak için 10 dakika arıyoruz, telefonu açamıyorlar. 182. Zor alabiliyoruz ya. Hastaneye gelmiştim. İnternetten sıkıntı yaşıyoruz yani MRS ile ilgili. Bir türlü giriş yapamıyoruz. Buraya geldiğimizde de ara sıra arkadaşlar şey yapıyorlar. Randevu almaya çalışıyoruz. Bize bir kağıt veriyorlar. Herkes hücum ediyor. Böyle olmaz ki. Yani bir sistem olması lazım. O konuda mağduriyet yaşıyoruz yani. Evet. Yani siz hastaneden randevu alabiliyor musunuz? Alamıyorum. Bir saat yani alamıyorum. Aldığım zaman da doktora gittiğim zaman da zaten doğru dürüst kimse bizimle ilgilenmiyor. Tahlil veriyorlar, biz operasyona gidiyoruz. Bir aydan fazla süre randevu veriyorlar. Diş hastanesi zaten hiç ulaşamıyoruz. Diş hastanesine kesinlikle yana ulaşamıyoruz. Acil oluyor, gidiyoruz, ilgilenmiyorlar. Hani diş hastanesi tam berbat, diş hastanesi. Öbürleri de keyfine göre muamele ediyorlar. Kimse ilgilenmiyor. Mesela hekim, baş hekim gidiyor, diyoruz gidin baş hekime. Baş hekim de zaten, ona da ulaşamıyoruz. Hani berbat bir sağlık var şu an Siirt'te. Berbat. Evet. Abi mesela devlet hastanesinden araştırma hastanesi oldu. Bu noktada nasıl bir değişim oldu? Vallahi şu ana kadar hiç bir değişimini göremedik. Hatta daha yani geriye gitmiş. Evet. Randevu talep ediyoruz. Bir haftadan beri yeni Van'da bir tane aldım. 10 gün arada ara düşüre mi? Dakikamız bitiyor. Maalesef alamıyoruz. Hani bu sistem nasıl bir sistem anlayamadım. Eskiden bir sevki alıyordu, başkayla gidiyor, rahat sevkiyle gidiyordu, geliyordu, rahat bakıyordu. Şimdi maalesef öyle bir şey yok. Randevusuz bakmıyorlar mı? Bakmıyorlar. Ama bugün de kızım gelmiş, randevusu olmadığı için bak. 60 kilometre yol geldim. Ha şimdi hastanede oraya gideceğim. Evet. Ne diyorlar size Hacı abi? Randevu olmasa şey yok, sıra yok. Söylüyor musunuz biz köyden geldik? Söylüyorlar, şimdi de gidip söyleyeceğim. Evet. Ne olacak bu
Türkiye vatandaşının halinden ne olacağını bilmiyorum. Hacı abi, peki daha önceden devlet hastanesiydi biliyorsun, araştırma hastanesi oldu. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Cihaz yok, malzeme yok. Bak şimdi benim hanım Batman'a gidecek. Bir ayak için altında şey yok, cihaz yok, burada bir şey yok. Değişen bir şey yok, bir ad var, başka bir şey yok. Ne oldu, tabela mı değişti? Tabela değişti, başka bir şey var mı? Evet. Cihaz olması lazım ya. Ben niye Batman'a gideyim ki? Burada da Sirt şey değil mi yani? Vilayet değil mi? Evet. Ha, Pervari'den buraya gelsen normaldir ama buradan başka ile niye göndersin?